Savaşalım bakın. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Kapatayım. Bahar Özden ben. Işıl Hanım'la görüşecektim. Ayhan Liberte yönlendirmişti. Tamamdır. Haberi ben var kendisi. Işıl Hanım'a haber veriyorum. Tamam. Bahar Hanım merhabalar. Merhaba. Bahar Özden değil mi? Evet Bahar. Hoş geldiniz. Işıl ben de. Memnun oldum. Memnun oldum. Hoş bulduk. Ay dağınıklık için kusura bakmayın. Bu ay kamudan gelen ücretsiz davalarım alıp başını gitmiş durumda. Estağfurullah. Şimdi ben eklendim bir de üstüne. Estağfurullah. Ayhan Hanım yönlendirdi beni. Kendisi benim boşanma avukatım. Evet Ayhan Hanım. Hocam olur benim ustamdır. Öyle mi? Evet. Çok kıymetli bir insan. Evet. Kesinlikle. Sormayı unuttum. Bir şey içer misiniz? Bir çay alabilirim. Ben de bir Türk kahvesi içebilirim. Ben de filtre kahve alayım. Sade olsun. Bir de su. Atıştırmalık bir şeyler de getir. Tabii. Evet Timur Bey. Sizi dinliyorum. Neden kızınız Umay Yavuzoğlu'nun velayetini almak istiyorsunuz? Çünkü kızım benimle yaşamak istiyor. Yani bizzat kendisi söyledi. Baba ben seninle yaşamak istiyorum dedi. Ne diyordum? Umay kendi istemiş. Tabii çok çocuk aklıyla kıskanıyor babasını, paylaşmak istemiyor. İşte yani sizde de birkaç gün kalayım lafı biraz buralara kadar geldi. Ama yani konu Timur bana acı çektirmek istiyor. Ya eğer ben onun canını acıtmak istesem zaten acıtırdım. Ciğerimi vermezdim misal. İki kez organ nakli olmuş hasta anneye karşı ona ciğerini veren müthiş fedakar baba. Hele bir de Bahar Hanım'ın sağlığı kızının bakımı için yetersizse. Çok şükür sağlığım yerinde. Yani çalışmak için de, kızıma bakmak için de. Süper. Tabii ilk ameliyatımda işte uyumlu olmamıza rağmen Timur donör olmamıştı. Fink atıyordu o zaman dışarıda. Sonra da ikinci ameliyatım için de boşanmayayım diye donör oldu. Ölümden döndüm. Ciğerimi ona vermem hiçbir işe yaramadı. Yine de boşandı benden. Şimdi dava için sormak zorundayım. Maddi durumunuz yani kızınız için nafaka alıyor musunuz? Bahar'ın Umay'a bakacak maddi durumu yok. Ben nafakayı ödüyorum. Ama bunu da dosyaya ekleyelim. Evin ipotek borcu var. Bir de kendisi hastanenin ortasında gözaltına alındı. Meslekten men edildi. Yani daha doğrusu işine geri dönecek ama yani bir süreliğine çalışmayacak. Bir de üzerine kredi borcu var. Güzel, güzel. Bunların hepsi işimize yarar. Peki kızımızın velayetini aldıktan sonra nerede yaşayacaksınız? O durum birazcık karışık. 25 yıldır oturduğumuz bir evimiz vardı. Kayınpederim bu evi aslında bana bırakmış. Ama ben bunu daha yeni öğrendim. Bilmiyordum. Sonra işte eski kayınvalidemle eşim bana böyle büyük katakulliyle bir şekilde vekaletname imzalattırmışlardı. Onu kullanarak da ipotek ettirilmiş ev. Biraz pembe dizi gibi. Evet, dosyanızda da gördüm. Biraz renkli. Evet, öyle. Sonrasında ben tabii hiç bilmiyorum, bilgim dahilinde değil. Banka satışa çıkarmış evi. Ben bilmiyorum bunu. Eski eşimin sevgilisi, bahsettiğim rengin, o aldı evi. Size ait olan evi eski kocanızın sevgilisi alıyor. Evet. İlginçmiş gerçekten. Peki şimdi siz nerede kalıyorsunuz? Annemde. Ama şimdilik kalıyorum tabii. Hmm. Yani biz Ayhan Hanım'ın da beni yönlendirdiği avukat arkadaşla şimdi bu dosyayı canlandırdık. Bu dosya canlanınca tabii banka satışı iptal etti. Tamam. Ben evi geri aldım ama rengin çıkmadı evden. Ama tabii yani bu davanın lehime sonuçlanabilmesi için de yani evin ipoteğini ödemek için bir çare bulacağım. Yani evin ipotek borcu onun üzerine dediğim gibi. Bir de en hassas olduğum konu boşanma dosyasında fotoğrafları var. Bahar Evren Yalkın'la beraber. Yani kendisi kimliğini gizlemiş birisi.
Ben böyle bir adamın kızımın yanında olmasını istemiyorum. Dava dosyasındaki fotoğraflar. Hı. Şöyle göstereyim, bu bahsedilen evet. Kişi. Evet, Evren Hanım. Yani ne diyebilirim Işıl'ın? Yıllarca, yıllarca kocam tarafından evliyken aldatıldım. Sonra yani evli değilsin. Biriyle böyle bir yakınlaşmam bile kabahat. Kadınsın çünkü. Hele birini sevme ihtimalin büyük kabahat. Hanımefendi hayatını yaşamak istiyorsa kızımı vereceğim. Bahar Hanım, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bir kadın olarak kızınızın yanında olmanız konusunda canı gönülden yanınızdayım. Ama avukat olarak bunun garantisini size veremem. Şimdi Umay eğer bakıma muhtaç yaşta olsaydı biz şanslıydık. Ama maddi durumunuz, sağlığınız, bu başınıza gelen hani talihsiz olaylar, ev durumunuz vesaire. Kızınızın kendi kararlarını verebilecek yaşta olması, babasına kalması için verdiği beyanlar. Bakın bunların hepsini kullanacaklar. Çok gördük. Yani erkekler bu noktada bir hayli çirkinleşebiliyorlar. Şimdi durum böyle olunca da ben elimden geleni yapacağım ama. Avukattan geliyorum. Bağır. Tesadüfe bak, ben de avukattan geliyorum. Yüzünün haline bakılırsa pek de hiç açlı geçmemiş. Yo, seni görünce öyle oldu herhalde. Timur, lütfen. Lütfen bu davadan vazgeç. Ne olur, gerçekten işler çok çirkinleşti. Ya çirkinleşim var, benim bir korkum yok ama senin korkunu anlıyorum tabii çünkü eli güçlü olan benim. Benim senden korkum falan yok. Senden korkmuyorum ben, sen görmüyor musun? Bu davanın bir kazananı olamaz. Ortada çocuğumuz var, Umay'ın yaşayacaklarını düşünür müsün? Ben kızımızı düşünüyorum her şeyden evvel. Ya tabii canım, sen mükemmel annesin ya, sen kızını düşünürsün, oğlunu düşünürsün. Acılasını düşündüğün için değil mi gidip her şeyi anlattın ona? Dün gece kapıma dayandın. Ne yaptı? Kavga mı ettiniz? Ya ben çocuğuyla kavga edecek bir adam mıyım Bahar ya? Ama ağır konuştu yani artık. Neyi ne kadar anlattıysan. Ya neyi anlat? Ya bir kere de beni bir kenara bırak. Bir kere beni bir bırak bakalım. Sen ne yapıyorsun? Kime ne yapıyorsun? Bir ona bir baksana ya. Umay bir anlık bir şeyle, bir anlık bir şeyle demiş ki babacığım tamam sende kalabilir. Ben mi suçluyum hep? Kaçırdık mı tokadı bu sefer? Ah, Efsun Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, size hoş geldiniz. Aziz Uras'ı görmeye gelmiştim ama madem sizi gördüm direkt dünürlerime söyleyebilirim. Buyurun. Yok, hiç inmeyeyim. İçim kan ağlayarak bu evliliğe onay verdim biliyorsunuz. Dün de söyledim Bahar Hanım, her şey Seren'e layık olmalı ve tabii bizim istediğimiz gibi. O yüzden düşündüm, bu akşam Seren'i istemeye gelebilirsiniz. Bu akşam mı? Evet, bu işkenceyi daha fazla uzatmanın bir manası yok diye düşünüyorum. Tabii ki Efsun Hanım, nasıl isterseniz. Harika, o zaman akşam görüşürüz. Umarım benim evde de rezalet çıkarmazsınız. Özlemişiz sizi. Şakak laleleri böyledir Bahar Hanım. Siz isteyin, biz yanınızda bitiverelim. Akşam görüşürüz. Tabii. Görüşürüz. Ne bu eksikti? Film karesi gibi. Neden, ne oldu? Konu bir anda senden sapınca bilemedin ne yapacağını. Lütfen. Bak lütfen. Bu akşam Azura'sı sana ihtiyacı var. Aramızdaki problem ne olursa olsun çocuklarımız için bir arada olmanın bir yolunu bulmak zorundayız. Timur. Bahar, ben bir baba olarak üzerime düşeni yaparım zaten de yani sen bir oğlunla konuş. Acaba beni ister mi yanında bilmiyorum. Ben konuşacağım. Tamam, ben konuşacağım onunla. Konuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.